Evet sevgili dostlar, harika bir cuma gününden hepinize selamlar, saygılar. İstanbul'da yağmurlu bir gün. Yağmurlu olunca da çok zor oluyor biliyorsunuz. Dün akşam da yağmurluydu. Bir de yağmurda yakalanınca, hele de gözlük takıyorsanız benim gibi zorlanmama gerek yok. Ama yağmur tabii ki zamanında yağsın. Bazen böyle çok alakasız zamanlarda yağınca da bir anlamı olmuyor. Efendim bugün yine çok değerli iki tane konumuz var. Mobil Dev'in katkılarıyla yaptığımız pazarlama sohbetlerinde e-ticarette izinli pazarlamayı konuşacağız. Ve iki konuğumuzla beraber konuşacağız. Konusunda çok deneyimli, çok uzman. Vikasa Grup Ajans Başkanı sevgili Aslı Demet Şarman ve Kığılı Bilgi Sistemleri ve Müşteri Deneyim Direktörü sevgili Gürkan Taşkıran'la beraber olacağız. Nice zamandır hep tek bir konukla ilerliyorduk. Diyordunuz ki niye iki konuk olmuyor, niye üç konuk olmuyor? Buyurunuz efendim, bugün Gürkan Bey var, Aslı Hanım var. Deneyimler, tecrübeler, demin bir şeyler konuşuyorduk. Oo dedik yani bu program bitmez. Saat 3'e kadar beraberiz. O yüzden ben sizinize olsam çayımızı, kahvemizi alırım. Ekran başına kurulurum. Başlıyoruz. Evet efendim, hoş geldiniz. Sevgili Aslı Demet Şarman ve Gürkan Taşkıran, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, gayet iyiyim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok keyifli burada olmak. Teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi siz zaten tanışıyorsunuz. Eski tanışıklık mı sizinki de sektörden herhalde, değil mi? Evet, evet bayağı eski. Hem sektörden Gürkan Bey'i tanıyorum hem de bir dönem ki yılda birlikte çalışmıştık kendileriyle. Biz onların CRM ajansıydık. Oradan da tanıyorum. Çok güzel. Dünya küçük. Doğru. Belki de bilmiyorum. Her zamandır görüşmüyorsunuz. Seneler sonra bir canlı yayında bir arada olmak varmış diyelim. Şimdi bugün e-ticarette izinli pazarlamayı konuşacağız, KVKK konuşacağız, İYS konuşacağız. Sizler de bu konuda hem sektöre çok emek veren insanlardan ikisisiniz hem de çok deneyimleriniz var. Onları da duymak istiyoruz. Önce kısa kısa şeyden başlayalım. Aslı Hanım, sizden başlayalım istiyorsanız. Yani Vikasa Grup, yani ben web sayfanıza baktığımda Türkiye'nin ilk bütünleşik müşteri iletişim ajansı diyor. Bu ne anlama geliyor, ne anlamak lazım? Firmanız tam olarak ne yapıyor? Buradan bahseder misiniz kısaca? Tamam. Teşekkür ederim. Esasında Vikasa bu yıl 20. yılını kutluyor. Ocak'ta kutlayacak. 2003'te bu yolculuğa çıktı. Onun için ilk diyoruz. Çünkü o zamanlar şu anki bir gibi bir yapılanma söz konusu değildi. Vikasa ne yapar? Markanın müşterileriyle olan tüm noktalarda bütünleşik olarak, multi-channel değil, omni-channel yapıda bütün müşteri verilerini, hareketlerini, kampanya geri dönüşlerini tek bir noktada toplar, izler, ona göre stratejileri oluşturur, marka ile birlikte iletişimleri planlar, onları hayata geçirir, sonuçlarını ölçümler, oradaki risk faktörlerini bulur, yeni stratejiler yapar, yeniden iletişime geçer, böyle bir döngüyü yönetir. Esasında bir kasayla birçok kişi bir yerlerde karşılaştı. Özellikle sadakat pazarlaması konusunda, dijital pazarlama, e-ticaret tarafında. Bütün bunları yönettiğimiz bir grup şirketiyiz. Kendi bünyemizde hem bir veri analitiği tarafımız var, hem kreatif taraf var,
hem CRM tarafı var. Şimdi en son bebeğimiz de DCP Trust dediğimiz markamız, şirketimiz. Orada da şirketlerin KVKK, ETK ve GDPR uyum süreçlerini hem hizmet olarak yönetiyoruz hem de çözümlerimiz, yazılımlarımızla teknik olarak destekliyoruz. Onun için böyle bütünleşik dedik kendimize. Evet. Şimdi kığılıya baktığımızda, yani erkek seyircilerimiz daha da iyi biliyordur. Yani takım elbise anlayan var mıdır kığıldan? Şimdi erkek giyim markası kığılı. Ben de o rakamlara baktım. Bu kadar büyük olduğunuzu bilmiyordum. Yani büyüksünüz ama 67 ilde 225 mağaza, 51 ülkede 46 mağaza, 42 franchise, 6,5 milyon adet üretim, 170 bin adet haftalık ürün sevkiyatı ve 55 bin metrekare mağaza alanı olan bir dev. Vallahi bir sürü veriyi çalıştım efendim. Dersime çalıştım, öyle geldim. Sizin elinizde başka veri varsa almak isteriz. Mesela e-ticaretine ne zaman başladınız gibi gibi bilgiler varsa onu da sizden alalım. Tekrar davet için teşekkür ederim ben de Murat Bey. Evet, dediğiniz gibi ya işin içinde olduğunuzda bazen bu sayılara bakmayınca hani böyle bir büyüklük olduğunu bilmiyorsunuz. Yani işin içinde hemhal olunca ben de açıkçası hani bu tarz etkinliklere hazırlanırken bazen bakıyorum. Şimdi bu e-ticaret konusuna da hazırlanırken bir baktım. Biz ilk defa 2008 yılında ilk sitemizi açmışız. Hatta bu vesileyle de ben bu arada 2016 yılındaki yıla dahil oldum. İşte geçmişe bir bakayım dedim. İlk internet sitemizi 2008 yılında açmışız. Hatta onun da bir ekran görüntüsünü buldum. Yani o günden bugüne böyle yani 15 yıla yakın süredir Kiyılı e-ticaret pazarında hizmet vermeye devam ediyor. Zaten offline tarafta yeterince yaygınlığı var Türkiye içerisinde. Sizin de dediğiniz gibi ağırlığımız şu an yurt dışına vermiş durumdayız. Türkiye içerisinde şu an 3 farklı e-ticaret sitemiz var. Direkt olarak hizmet verdiğimiz. Bunlardan biri Abdullah Kiyılı markamızın sitesi. Ayrı Kiyılı ayrı. Bir de bir private label olarak yaptığımız bir markamız var. Türkiye'de pazar yerleri ve 3 ayrı e-ticaret sitesiyle hizmet veriyoruz. Ayrıca bu yılın başında Almanya'da ilk kendi e-ticaret sitemizi açtık. Kendi platformumuzla hayata geçirdik. Şu anda Avrupa bölgesinde de bu taraftaki büyümelerimiz devam ediyor. Yurt dışı pazar yeri büyümelerimiz devam ediyor. Bu yıl 4 tane yurt dışı pazar yerinde ürünlerimizi sergilemeye başladık, satışa başladık. 2023 yılı içinde de bunu 5 farklı ülke ve 5 farklı global pazar yerine yaygınlaştırmak olarak devam edeceğiz. E-ticaret tarafındaki stratejimizi, satış tarafımızı. Yani büyüyerek devam ediyoruz diyeyim o tarafta. Süper. Yurt dışı pazar yeri çok değerli. Yurt dışında olmak çok değerli. Bu dönemin en böyle trend konusu, sıcak konusu e-ticaret, e-ihracat. Yurt dışına mal satmamız lazım. O yüzden de çok çok değerli. Bu arada bugünkü programda her iki haftada bir olduğu gibi mobil devin sürprizleri bitmiyor efendim. Mobil dev TV'ye abone olan, yani YouTube kanalına abone olanlarına mobil devin güzel bir hediyesi var. Sene sonuna kadar %15'lik bir indirim İVT'de. Linke tıklayabilirsiniz. Ben bunu paylaştım. Linke tıkladıktan sonra da adınızı soyadınızı bıraktığınızda bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz indirimli. Sonra bazen şöyle oluyor. Murat Bey biz işte unuttuk. Şöyle oldu böyle oldu. Vallahi unutmayın. Şimdi tıklayın. Açık kalsın. Bizi izlemeye devam edin. Ondan sonra program bittikten sonra da bilginize girersiniz. Ondan sonra da Murat Bey, Mehmet Ali Bey gibi hissediyorum kendimi. Mehmet Ali Bey bize bir şey sağlayın gibi. Şimdi öyle vardı ya bir yarışmamız Mehmet Ali Bey zamanında yani. Hani, eski günlerde. Şimdi KVKK, bugün izinli pazarlamayı konuşacağız. Ya bu KVKK uyum için ikinizin de birbirinden değerli emekleri var. Çok tekrardan ellerinize sağlık. Burada sizin deneyimlerinizi biraz konuşmak, izleyicilere aktarmak isterim. Yani başlarken durum neydi? Markalar bunu nasıl karşıladı? Uygulanma aşamasında nelere dikkat ettiniz? Gelen geri bildirimler nasıldı? Gibi gibi. Oradan başlayalım. Yine Aslanım sizden devam edelim efendim. Peki. İlk önce birazcık popüler kültürle başlayalım. Esasında KVKK Türkiye'ye Avrupa uyum çerçevesinde gelmiş. İşte Avrupa'da GDPR diye geçen, dünyada da birçok ülkede uygulaması olan bir kanun. Bu kanunun ilk çıkış noktası çok enteresandır. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletler bir araya gelerekten bir daha aynı soykırımı yaşamamak için kişilerin kendi bilgilerinin tamamen kendi inisiyatiflerinde olduğu ve onu nasıl ve kimin ne, hangi koşullarda
paylaşacağını, kişinin vatandaşlık hakkı olarak karar vermesi gerektiği konuşuldu ve bu kanunun çıkış nedeni bu, temeli bu. Tamamen kişilerin kendi yaşam hakları ve kendi bilgilerine sahip olmaları ve kimin neyi nasıl işleyeceğini planlamak adına. Türkiye'ye bu kanun ilk önce elektronik ticaret kanunu dediğimiz izinli veya başka bir deyimle ETK ya da izinli pazarlama kanunu geldi. Sonra KVK ile Türkiye'ye tanıştı. Bu kanun 2016 yılında Türkiye'de geçti ve 2 yılı şirketlere uyum süreci tanandı 2018'e kadar. Ve burada da beklenilen şirketlerin çok hızlı bir şekilde bu kanunda veri envanterlerini oluşturmalarını, oluşan vermise kayıtlarını yapmalarını ve kanunda bahsedildiği gibi kişisel verileri işlerken o kanunda yer alan uygulamaları yapmalarını ve bireyin rızası koşuluyla bu veriyi alıp işlemeleri vardı. Bizde biraz yanlış anlaşıldı bu kanun. İlk başlarda nasıl anlaşıldı? İşte ilk önce biz bir veri envanterini yapalım, vermise kaydımızı olalım, defteri kapatalım, biz oldu bitti. Ama önemli olan işte bu izinli pazarlamada e-mail, SMS izinlerini alalım, yönetelim şeklinde bir algı vardı. Ve şöyle düşünülüyordu, işte ben 25 milyon mali ciroya sahip değilim ya da özel nitelikli bir işlemiyorum veya çalışan sayım 50'den az, ben bu kanun kapsamında değilim diye de bir algı vardı. Bu arada da kanun kapsamına giren bireyler, yani bizler, kanunun bize getirdiği avantajların da farkında değildik. Kendi verimize sahip çıkmanın ne demek olduğunu, ne gibi haklarımız olduğunu bilmiyorduk. O yüzden de bir müddet yanlış anlaşıldı. Ve sadece büyük firmalar, yılı gibi büyük firmalar bu konuya yatırım yapmaya başladılar. Şimdi ama özellikle KVKK kurumunun kurulması, kurumun yaptığı yayınlar, web sitesinin devreye girmesiyle birlikte kanun yavaş yavaş şirketlerde ve Türkiye'de anlaşılmaya başladı. Esasında çok zor gibi algılanan, hatta şirketlerde böyle bir yakan topa benzetiyorum ben. Hangi departmana verirseniz, ay ben istemiyorum sen al deyip öteki departmana attı. Genellikle IT'nin başına patlayan diyeyim. Hep böyle terminoloji var çünkü başına patladı diye. Ama esasında şirkette veri işleyen tüm birimlerin, yani insan kaynaklarından işte pazarlamaya, e-ticaretten işte finansa kadar, hatta satın almaya, tedarikçi ve sözleşmelerin geçtiği tüm birimlerin, tüm departmanları ilgilendiren, yani şirketin olmazsa olmaz bir sürecinden bahsediyoruz. Bu bir kültür, şirketlerde oturması gereken bir kültür ama çok özetle baktığımız zaman ben bunu şirketler açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum ve öyle anlatıyorum. Veri obezitesinden şirketleri kurtarıyor. Şirketler bu sayede oturuyorlar tüm süreçlerini. Tekrardan gözden geçirmeye başladılar. Ya biz nerede ne veriyi alıyoruz, niye alıyoruz, nerede tutuyoruz, gerçekten tutmalı mıyız gibi diye bakmaya başladılar. Bu fırsatı doğru yöneten şirketler zaten çok çabuk uyumlandılar ve doğru yönetmeye başladılar. Hem süreçlerini hem verilerini. Çünkü bizde bir de şu vardır, müşteri tarafında, özellikle müşteri verisi tarafında ne kadar çok verin varsa sen o kadar iyi iş yapıyorsun diye. Biz CRM tarafında da dijital dönüşümleri yaparken hep şunu söylüyoruz. İşine yaramayan veriyi niye tutuyorsun orada? Bunlar daha sonra senin başına hep bela olacak işlerdir. Yani o kişinin sen gerçekten verisini işlemeyeceksen, o kişi, yani şunu bakıyoruz, yıllar önce gelmiş sizden bir, atıyorum, kitap almış biri. Bir çocuk kitabı almış. Aradan 15 yıl geçmiş. Sen hala o veriyi tutuyorsun ve ona çocuk kitabı yolluyorsun. O onu alırken 10 yaşındaydı. Şimdi geldi 25 yaşına. Sen neden bahsediyorsun? İşte ben KVK'yı bu konuda büyük bir fırsat olarak gördüm şirketlere. Bu bakış açısına sahip şirketler de çok güzel bunu kullandılar. Ve topyekun yaptılar. Bunun iyi örneklerinden biri 2 yılı. O dönemlerde birlikteydik de kendileriyle. Bir veri temizliğine girildi, topyekun bir seferberlik oldu. Ondan sonra hangi farklı farklı depolar, yerlerde depolanan veriler bu şekilde merkezileştirildi. 360 derece bir görünme elde edilmeye başlandı. Ve
Ondan sonra da uyumlu çalışılmaya başlandı diyorum. Hala gidilecek çok yol var. Tamamen uyumlu muyuz? Hayır değiliz. Ama en azından çok önemli başlangıçlar yapıldı diyeyim ben. Topu Gürkan Bey'e atayım mı? Onlar çok iyi yaptılar çünkü. Teşekkür ederim ben de. Hani Aslı Hanım'dan topu alayım. Aslı Hanım'ın söylediği noktaların aslında tamamına birçoğunu özetledi. Hepsine de katılıyoruz. Ben olaya biraz daha şu açıdan bakayım. Hani Aslı Hanım'ın o yakar topun, ateşli topun kucağımızda kalma noktası. Yani bizim işimiz aslında hani IT departmanlarına baktığınızda biz KVKK'dan ya da GDPR'dan önce de veri gizliliği kültürüyle yaşayan bir departmanız. Çünkü hani tüm veriler IT departmanının ulaşabileceği noktalarda oluyor. O yüzden yani bir genel olarak bir veri gizliliğine önem veren bir departman. Bir de işin içinde veri olunca bir şekilde galiba top genelde IT departmanlarına kaldı. Bir de evet Aslı Hanım'ın dediği gibi çok da sıcak bir top ve kimse o topu tutmak istemiyor. Yani de böyle durumlar bize kalır yani. Hani sektörde de böyle bilinir. Biz de ilk başta aslında projelere başladığımızda hep şöyle bir algı vardı. Acaba izinli pazarlama bitiyor mu? Acaba müşterilerle biz bir daha iletişim kuramayacak mıyız? Ya biz bu müşteri datalarını ne yapacağız? Gibi bir korku vardı. Ama biz de kültürümüzü şöyle kurguladık. Veriyi alma noktasında öncesi, sırası ve sonrası. Bu üç adımda da doğru yaklaşırsanız, yani doğru bir kurgu oluşturup müşteriden ilk veriyi alma noktasında doğru bir bilgilendirme yaparsanız ki kurul bununla ilgili de bir şey yayınladı, kitapçık yayınladı. Yani müşteriden veriyi isterken tüm açıklığıyla iletin o veriyi, neden aldığınızı, ne yapacağınıza. Yoksa yani bir kapalı ya da gizli ajandanız olmasın dedi. Biz de ona şöyle diyoruz. Öncesi, sırası ve sonrası. Veriyi alırken de bütün açıklığıyla müşteriye bunu anlattığınızda ve sonrasında bu veriyi nasıl sakladığınız, o verinin mahremiyetine ne kadar değer verdiğiniz. Yani burada biraz da müşteri odaklı yaklaşım da çok önemli. Yani ben bir veriyi aldım sadece, ben bu veriyi istediğimi yaparım. Hayır değil. Müşteriye neyi deklare ettiyseniz, neyi vaat ettiyseniz bunu yerine getirmeniz çok kıymetli bence. Biz buna çok odaklandık. Bunu yapmaya gayret ettik. Yani işte genelde şey vardır, hiç okunmayan metinler vardır ya, çok uzun aydınlatma metinleri vardır ve hiçbiri okunmaz. Bunun içerisinde böyle gizli ve üstü kapalı cümleler kurup da biz bu veriyi istediğimizi yaparız bakış açısına asla olmadık. Aslı Hanım'ın söylediği gibi yine hani orada o veri obezitesine de girmemeye çalıştık. Gereksiz verileri sadece bu müşteri tarafında değil aslında, biliyorsunuz kanun daha çok bizim çalışan olarak da verilerimizi de koruyor. Çünkü orada da çok ciddi bir veri var. İşte ben kilo olarak bakarsam bugün bizim 2000 aktif çalışanımız var. Ve bu hani 5 yılda bir turnover'ı hesapladığınızda işte yüz binlerce insanın verisini, kişisel verisini ve hatta işe girişler yaptığınız gibi hassas kişisel verisini saklıyorsunuz. Bunlara da bu aynı ehemmiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Bir de şöyle diyorum aslında, ben orada Aslı Hanım'ın söylediği işine yaramayacak veri noktası var ya, bir veri var, evet, şöyle bir örnek veriyorum hep. Doktora gidiyorsunuz, ateşinizi ölçüyor, 39. Tamam, güzel, veriyi yazdı. Yarım saat sonra bir daha ölçüyor, 39. Ama doktorun elinde bir nominali yok, yani 37 olmalı. Peki tamam, 37 olmalı. Peki 37 olması için ne yapmalıyım? İşte ateş düşürücü vermeli miyim, vermemeliyim? Bence gereksiz veri biraz böyle. Yazıyoruz veriyi, hem alan büyütüyoruz, hem operasyonlarımız büyüyor. Ama o veriyle o iş birimi eğer bir şey yapmıyorsa, yani müşteriyi gerçekten doğru segmente etmiyorsa, müşteriyi doğru tanımıyorsa, müşteriye özel aksiyonlar ya da süreçler geliştirmiyorsa, o veriyi biriktirmek sadece sırtımızda boşa bir yük taşımak anlamına geliyor. O yüzden bence de KVKK ve benzeri aslında, biz çünkü aynı zamanda GDPR'a da tabiyiz, yurt dışı operasyonlarımız nedeniyle, ikisini birlikte götürüyoruz. Bu kurumlara bence ciddi fırsat tanıyor. Ve biz de bu fırsatı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Aslı Hanım'la da birlikte çalıştığımız dönemde de hala bunu bir kültür olarak oturtturduk aslında. Hani gizlilik kültürü bizim için. Çok esas veriye önem verme kültürü. Çok esas, böyle de devam ediyoruz. Harika. Benim de çok hikayelerim var. Ben de o dönem e-posta servis sağlayıcısı bir firmanın başındaydım.
ve tabii e-posta sayısı, e-postanın kullanımı, bu konularla alakalı büyük büyük markaların ne kadar ilginç hikayeler olduğunu görüyordum. Dediğiniz çok doğru. Yani data var ama yani 15 sene önce almış ya da daha da ilginç mesela. Yani sizden e-mailinizi açmıyor. Web sayfasına bakıyorsunuz. Web sayfasına da girmiyor. Ama hala tutuyorsunuz. Ya da aktif, inaktif data. Yani bunlar tabii şimdi çok detayına girmeyeceğim. Birazdan pazarlamaya konuşacağız ama yani son 6 ay boyunca sizden alışveriş yapmamış. Bir sene boyunca e-mailinizi açmamış. Bir kişi çöptür yani. Çöp tırnak içerisinde. Ama ya benimsin ya kara toprağın diye bir şey vardır ya işte. Maalesef o mantıkla ben diyor 1 milyon datam var diyor. Kaç kişi açıyor diyorum. 20 bin diyor. Sizin diyorum 20 bin data yani. Hani 1 milyon diye hava atmayın boş boşuna. Hem ham maliyet. Tabii şimdi Gürkan Bey teknik tarafı da hakim olduğu için o arkada o serverların ne kadar çalıştığını, datanın ne kadar yer tuttuğunu, o arkada o dönüyor. Maliyet, server maliyetleri onlar bunlar bir sürü ham maliyet yani. O yüzden de kullanmadığınız data kontrolsüz güç değildir diye bir şey vardır ya. Bu da onun gibi. Kullanmadığınız data değildir. Bir şey olmuyor. Peki girmek istiyorum Aslanım. Şimdi bu ben o zaman çalışırken yabancı bir şirketle benim çalıştım. Bizim Almanya ofisi, İngiltere ofisi de bu adamlar çok önceden geçmiş bu KVKK bilmem ne. En azından izinli pazarlama. GDPR tabii sonradan şey oldu ama şimdi biz diyorduk ki sizin e-mail açılım oranları ne? İşte yüzde şu, yüzde şu. Ama ilgili adam açtığı için o e-maili, o SMS'i vesaire daha yüksek getiri alıyordu. Şimdi etkileşim daha yüksek oluyordu. Yani biz o zaman onu göremiyorduk ama şimdi daha net görüyorum. Bu KVKK'lar sonrası müşteri markaların geliri bir etkisi oldu mu ilk etapta? Markaların müşterilerle olan etkileşimleri daha mı anlamlı olduğu? Ne söylemek istersiniz bununla alakalı? Şimdi ben KVK'nın buna doğrudan bir etkisi olduğuna çok inanmıyorum. Nedenini de size söyleyeyim. Veriyi almak için, izin almak için şirketler esasında kanunen rıza bir şarta bağlanamaz. Ama mağazalarda, sahalarda, webde vesaire gördüğümüzde hep müşteriye bir fırsatla birlikte bu izinler alınıyor. Ama demin söylediğiniz nokta çok kritik. Veriyi doğru işleyip yönetmek gerekiyor ve bunu okumak gerekiyor. Çünkü esasında müşteri her interaction'ınızda size bir bilgi veriyor, geri bildirimde bulunuyor. Ben hatta şöyle bir şey çıkarttım, verinin bir yolculuğu var. Yani o verinin yolculuğunda ilk önce data'dır, ham olarak alırsınız. İşte onunla gelen diğer interaction'ları birleştirirsiniz. O artık bir information haline dönmeye başlar. Ondan sonra aldığınız bu information'ları farklı farklı müşteriden gelen infoları birleştirir. Büyük resme baktığınız zaman o artık bir bilgiye, knowledge'a dönmüştür. Müşteriye dokunup anketler yaparsınız, NPS'ler yaparsınız vesaire. Müşteri hizmetlerindeki feedback'leri alırsınız. Insight diyoruz. Bu knowledge'ın üstüne insight'a eklersiniz. Ondan sonrasında da çıkana bakaraktan kendi geçmiş deneyimlerinizi ekleyerek ki biz buna bunların hiçbirinin Türkçe olmadığını için kusura bakmayın çünkü hep böyle konuşuyoruz bu şeyde. Evet. Wisdom diyoruz. Bunları da koyduktan sonra artık hareket etmeniz gerekir. Hareket de ister müşteriye doğrudan bir dokunma olarak bir kampanya, iletişim, aktivite olarak ya da veriyi dönüp içerideki database'i dönüp temizlemek anlamında olur. Demin verdiğiniz örnek onun için çok önemliydi. Yani siz müşterilerinizin takip edip baktıktan sonra izinlilerden bahsediyorum. Bu kişinin izni var. Peki mail attınız, mailinizi açtı okudu mu? Bir kere reaksiyon veriyor mu? Hayır vermiyor. O zaman dönüp SMS atmanız gerekiyor. Neden? Çünkü izni varsa. Demek ki e-mail kullanmıyor ya da benim gibi kullanmadığım üçüncü bir mailim var. Onu veriyorum istemediğim için. O maile gidiyor. Siz de zannediyorsunuz ki o adama mesaj attınız. Orada benim o mail kutumu doluyor spam'e gidiyor. Sokbağansa düşüyorum vesaire. O zaman SMS'i atmanız lazım. SMS attınız. Peki SMS'i de okundu onu görmüyoruz. Reaksiyon veriyor mu? Reaksiyon ne olabilir? İşte beklediğiniz hareket yani geldi mi? En azından web sitenize gelip bir baktı mı? Bu da bir reaksiyondur. Belki onu almayacak. Ama sizden gelen şeye önem verdi, geldi, web sitenize baktı ya da mağazanıza uğradı ya da çağrı merkezinizi aradı ya da satın aldı.
Reaksiyon vermedi. Burada bir zaten KVK'da verdiğiniz bir verbiste bildirdiğiniz bir veriyi saklama süreniz var. Zaten o sürenin sonunda bunu imha da edeceksiniz. Müşteri de size reaksiyonunu veriyor bir şekilde tepkisini. İlgilenmiyorum diyor. Ne yaparsan yap ben seninle ilgilenmiyorum. Bunu okumaya başladığınız zaman esasında çok doğru hareketler yapmaya başlıyor şirketler. Ve bunu okuyan firmalarda şunu da görüyoruz. Artık o müşterilerin işte KVK ve ETK orada çok işe yaramaya başladı. Bunu okuduktan sonra diyor ki evet ya ben artık bu müşteriyi anonimleştirmem lazım. Şimdi bu churn, kayıp, reaksiyon da vermiyor. Envanterimde de yazmıştım. Saklama sürenimin yani bana ayrılan sürenin müşteri tarafında sonuna geliyor. Tabii bunu demeden önce farklı şeyleri de deniyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir dönüp arıyoruz. Ya sen bana cevap vermiyorsun. Ne oldu? Belki de çok kızdırdım. Küstürdüm. O hani sessiz istifa var ya iş hayatında. O müşteride çok önceden biri var. Sessiz bir terk ediş var. Şikayet de etmeden. Belki öyle bir sıkıntısı var. Gönlünü alacağız ve her şey kaldığı yerden devam edecek. Belki adam yurt dışına gitti. Taşındı. Artık sana erişimi yok. Başka bir şey seçti, marka seçti ya da artık seninle olan ilişkiye ihtiyacı yok. Neden yok? Ürüne ihtiyacı kalmadı. Ürünün lifetime'ı bitti müşteri. Ama bunları görebilmek ve ondan sonrasında da bu veriyi anonimleştirmek işimize çok yaramaya başladı. O zaman işte dediğiniz gibi spam'e düşme oranları bitti. Açma okunma oranlarımız bir anda yani %10'u %15'e alkış yaparken şu an %30'u gördüğümüzde neden acaba Allah Allah demeye başladık. Terminoloji değişti. Tabii tabii. Öyle markalarda artık Allah Allah niye bu kadar hay Allah %18-20'lere düştü demeye başladık. Neyi yanlış yapıyoruz? Çok mı sık gönderiyoruz acaba? Sıklığı mı değiştirsek? Müşterinin hareketine mi baksak? Vesaire diye konuşmalara başladı. Bu hem marka açısından optimum pazarlama gideri geçirmeye başladı. Müşterideki marka algısını yükseltmeye başladı. Ve tabii ki artık insanların e-mail, SMS opt-out'larının da azaldığını görüyoruz. Çünkü isteyene istediği gitmeye başladı istediği kanaldan. Onun için bunu bir döngü olarak görüyorum. Yani doğrudan KVK ya da ETK'nın değil ama bu döngüde KVK ve LTK da girince devreye gerçekten şirketler doğru yol almaya başladılar. Ve Big Data'nın ne olduğu anlaşılmaya başladı. Big Data çok fazla müşteri verisi değil. İşte o prosesi yapıp yöneten, veriyi 360 derece bakıp yöneten, proses eden ve bundan doğru bilgi alıp çıktı yapabilen şirketlerin datası Big Data diyoruz. Yani çok müşteri datası Big Data değil. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Diyorum. Evet doğru. Buyurunuz Gürkan Bey. Ne eklemek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Ben şöyle yaklaşıyorum. Efendim? Sizin tarafı nasıl tezahür etti? Yani etkileşimler vesaireler o dönemden sonra. Ya bence de şöyle bu arada. Müşteriler artık istedikleri yerden alabildikleri için yani ben artık bugün bir siteye girdiğimde özellikle YS sonrasında şuralardan bilgilendirme almak istiyorum, şuralardan almak istemiyorum diyebiliyorum. Böyle bir hakka sahibim. Bu da beni artık şu noktaya götürüyor bence. Hem firmalar için hem müşteri için. Bana ilgilendiğim yerden gelirse ben buna reaksiyon veririm. Yani hani biraz böyle bir doğru orantı var. Zaten bunu müşteri istemiyorsa hani biliyorsunuz KVKK'nın ve ETK'nın bazı işte veri imha etmeniz için resmi başvuru yolları var aslında. Hani bazen firmalar demin Aslan Hanım'ın söylediği gibi işte çok büyük veri var diye işte bundan vazgeçmek istemiyor. Özellikle pazarlama departmanları işte şu kadar müşterimiz var. Ya var da bu müşteri bir işe yaramıyor ki. Yani örnek veriyorum 5 milyon müşterimiz var tamam ama bu 5 milyon müşteri bir şekilde işte 2 milyonu iletişim kurmak istemiyor. Ve 2 milyon boşa aksiyon oluyor bu. SMS aksiyonu oluyor, verinin çalışması aksiyonu oluyor size dediğim. Profilleme çok zorlaşıyor belki ve benzeri konular. Ama bugün geldiğimiz noktada KVKK ve ETK ve İYS sonrasında bence özellikle SMS pazarlama
ve buradaki izinli pazarlama tarafında müşteri tarafındaki dönüşümlerinde olumlu bir fayda olduğunu söyleyebilirim ben. Çünkü dediğim gibi müşteri direkt olarak istediği yerden bu bilgiyi alıyor ve buna da tabii ki tepki veriyor haliyle. Biz mesela şöyle yaklaşıyoruz. Müşterimiz eğer bize gelirse herhangi bir kanaldan bir çıkış ya ben artık sizinle iletişim kurmak istemiyorum. Bu usulüne uygun olmasa dahi biz o müşterimizin verisini tutmuyoruz açıkçası. Böyle bir yaklaşım biçimi benimsedik. Çünkü müşteri istemiyor. Burada müşteri istemiyorsa müşteriye tekrar tekrardan işte ya normal yolla gelmediniz. Biz sizin hala verinizi tutacağız. Hani orada biraz şey oluyor. Veri fetişistliği yapmaya gerek yok yani. Hani o veri benimdir. Ben bunu bırakmayacağım demenin bir anlamı yok. Müşteri istemiyorsa evet demin Aslı Hanım'ın söylediği gibi farklı yollarla tekrar iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çünkü küsen müşteri bu arada işte ben müşteri deneyim şapkamla konuşayım. İlk müşteri eğer evet. Hala ilişkiyi koparmak istemiyorsa bir tepki veriyor. Bir enerji veriyor. Hani ilişkilerde de böyledir yani derler ki çiftler kavga ediyorsa hala o ilişkide bir umut vardır. Ne zamanki taraflardan biri susuyorsa kork orada ip bağlar kopmuştur. Yani müşteri tarafında da bence böyle. Eğer müşteri hala bir tepki veriyorsa bir nabız atışı vardır orada. Onu kurtarabiliriz. Ne bileyim çağrı merkeziyle, SMS'le, e-mail'le, web formla, işte WhatsApp hattıyla hangi kanal olduğu önemli değil. Bir şekilde eğer size hala derdini anlatıyorsa siz firma olarak en azından biz böyle yaklaşıyoruz. Bir şekilde o müşteriye temas etmeye çalışıyoruz. Çünkü evet hala nabız atıyor ve hala orada kurtarılacak bir şey var. Ne zaman müşteri hiç tepki vermiyorsa, az önce Aslan'ın söylediği gibi göç ettiyse, yani artık gittiyse bu çeşitli sebeplerden olabilir, kötü bir deneyim olabilir. Evet ürün gamından çıkmış olabilirsiniz. Yani müşterimiz hani biz mesela erkek işi yapıyoruz ama bizim bir işte customer ve shopper ayrımımız var. Çünkü Türkiye'de bir de şöyle bir gerçek var. Erkeklerin alışverişini yapan eş, sevgili, yeri gelir anne böyle bir profilde var. Yani müşterilerimiz yalnızca bizim erkekler değil. Evet kullanıcılarımız erkekler ama bizim direkt müşterilerimiz birçok noktada kadınlar da olabiliyor. O yüzden burada işte alışveriş yapan bir kadın müşterinin o alışveriş sebebi de bitmiş olabilir. Hepsini incelemek lazım. O yüzden işte büyük veri dediğimiz işte daha nokta atışı veriyle çalışmak. İşte şöyle bir örnek vereyim işte Google Foto mesela. Yalnızca gönderdiğiniz bir fotodan 200'ün üzerinde indeksleme yapabiliyor. Yani 200'e yakın. Çok veri demek değil. Bir tane fotoğraf var ama bir fotoğraftan 200'ün üzerinde indeksleme yapabiliyor. Text indeksleme yapabiliyor, imaj yapabiliyor, lokasyon yapabiliyor. Bunlar saydığım 3 tanesi. İşte ilk başta biliyorsunuz bu servis ücretsizdi. Hepimiz yükledik. O iş orada çalıştı. Yani burada veriyi büyütmekten çok zenginleştirmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Bunu nasıl yaparız, ne yaparız? Biz ağırlıklı olarak buna kafa yoruyoruz. Yani daha çok verimiz olsun tabii ki daha çok müşteriye ulaşmak çok kıymetli. Ama o müşterileri doğru tanımak, doğru offer'ı verebilmek, doğru deneyimi sunabilmek ondan daha kıymetli diye düşünüyorum. Doğru. Yani doğru zamanda doğru kişiye doğru kanaldan doğru mesajı göndermek her zaman öncelik olması lazım. Tekerleme gibi oldu ama ya anlayan anlamıştır. Şimdi bu kadar güzel konuşuyoruz. Veriler, GDPR'lar, KVK'lar işte onlar bunlar. Bana hala bir böyle şeyler geliyor. Geçen gün 2 hafta önce bir seminerdeyiz Bursa'da. Abi işte nasılsın Murat abi falan. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ya işte abi dedi benim dedi bir 50 bin dedi datam var dedi. Yani kendim de şey gibi hissediyorum. Sanki bir tüccar gibi şey alacak avlar gibi. Dedim yani ya dedi çok dedi iyi bir data dedi. İşte bilmem nenin datası dedi. Şimdi ismini vermeyeyim. Böyle çok dedi zengin müşteriler falan dedi. Dedim biz bunları işte dedi işte şunu yapsak mesaj göndersek falan nasıl olur dedim ki yani KVKK var, İYS var hadi bunları geçtim. Ne bekliyorsunuz dedim. Yani bu adamların kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve bunu söyleyen de gayet aklı başında. Bir şeyin marka yöneticisi. Şunu sormak istiyorum. Hala KVKK'yı anlayamamış, EAC'yi anlayamamış, segmentasyonu anlayamamış, pazarlamayı anlayamamış markalarımız var. İzinle pazarlamayı anlayamamış markalar var. Spammer olma olayını anlayamamış markalar var, şahıslar var. Ne söylemek istersiniz? Evet, bunu sorayım. Yani
Şöyle söyleyeyim. Ya maalesef bu bizim ülkemizin bir gerçeği. Hatta bizim ülkemiz demeyeyim. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Şu an herkeste şu var. Veri çok, herkes bir veri olayına takılmış vaziyette. Çünkü biri kalktı dedi ki veri is the new oil dedi. Tamam. Veri petroldür, veri şudur, veri budur. Allah yıkıldı. O günden beri herkes bir işte veri var. Biraz da şu da var bizde. Hani adam sendecilik demeyeyim de ya Allah aşkına hani bugüne kadar ne oldu? Bize bir şey olmaz. Hani yapalım, kullanalım veriyi diye de bir mantık var. Esasında şey konusunda hemfikirim. Veri konusunda çok hemfikirim. Veri çok önemli. Ama yeni petrol değil. Neden petrol değil? Hani ben bunu her söylediğimde herkes de bana şöyle bakıyor. Ne diyorsun sen ya? Nasıl petrol değil? Petrol değil. Çünkü petrol çok bellidir. Bir kaynaktır. Şansınıza bulursunuz o kaynağı. Kazarsınız, fışkırır. Hiçbir şey yapmasanız da o petrol fışkırır. Ondan para kazanırsınız ve tükenir sonra, biter. Veri böyle bir şey değil. Veri bir topraktır. Oil değil, soil'dır. Çünkü siz toprağa ne ekerseniz size onu verir. Ve ekmezseniz de biter. Ama ektiğiniz, emek verdiğiniz her süre içinde toprak gelişir, daha verimli hale gelir, daha çok ürün elde etmeye başlarsınız, daha çok kâr etmeye başlarsınız. Sizi istediğiniz şekilde de besler, istediğiniz şekilde besler. Yani oraya pamuk ekerseniz pamuk verir, elma ekerseniz elma verir. Veri böyle bir şey. Hep standart petrol çıkmaz. Ha diyorlar ki bana ama petrolü işleriz. Petrol işleyin ama alanı bellidir petrol ürünlerinin. Ama toprağın ve verinin alanı belli değildir. Ne kadar işlerseniz ve nasıl işlerseniz size o kadarını verir. Hiçbir şey yapmadan fışkırmaz petrolde olduğu gibi. Ve şans eseri de bulmazsınız. Bir çaba sonunda elde edersiniz. Ama bu çabayı doğru yapmak lazım. Çünkü veriyi aldığınız zaman her veri doğru demek değildir. Verilerin bir ömrü vardır. Bir kişinin GSM numarasını aldığınız zaman o GSM numarası ya da e-mailini bir ömrü vardır. O ömür biter, işten ayrılır, e-maili değişir. Evlenir, soyadı değişir. Boşanır, soyadı değişir. Alışkanlıkları değişir. Yani aldığımız verinin bir miadı vardır. O miada göre bu veriyi işlememiz gerekiyor. Yani ben aldım 50 bin kişinin datasını bir tane yakaladım birinden satın aldım şahane ben bunu kullanacağım dersek bir kanunen kullanamazsınız onu bir kenara bırakıyorum. Ama aldığımız veri o firma tarafından kendine göre işlenmiş o toprak ve bir ömrü var. O bak çünkü şu an Keela'nın müşterisi yani shopper'ı diyeyim veya kadın diyeyim eşi oğlu için alışveriş yapan kadının bilgisini Kiyalı kendi için alıyor. Niçin alıyor? Hangi erkeği alıyor? Kadın mı, oğlu mu, kocası mı? Ona göre alıyor. Ama kadına ürün satan bir firma hiç bu bilgiyi almayacak. Başka bilgiyi alacak o kadından. Onun için alınan verinin ne için alındığı, miadının ne olduğu, nasıl kullanılacağı çok önemli. Aksi takdirde yaptığınız bütün yatırım hem KVK için hem GDPR için hem ETK için, hem YS için yaptığınız yatırım, hem bu verileri tutmak için yaptığınız yatırım veya satın almak için verdiğiniz para tamamen havaya gidecektir. Bazen de büyük bir balondur veri. Doğru kullanılmadığı zaman. Onun için bizde kulaktan dolma şöyle bir fikir var. Ay veri çok önemli, veriyi buldun mu? Hele bu üst segment müşterinin bilgisi varsa al. Ya bu adamın gerçekten senin ürününe ihtiyacı var mı? Seni istiyor mu? Gerçekten o bilgiler doğru mu? E-maili hala geçerli. E-mail mi? Gelir durumu hala geçerli mi? Beklentileri hala hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bir şey var. O bir şeyden bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Ama bir şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Onun için bir şey diyorum ben. Yavaş yavaş oturması gereken bir kültür. Burada veriden veri para kazanan çok firma var. Satarak değil. Verisini işleyerek oradan inanılmaz derecede CRM üzerinden ve doğrudan pazarlama üzerinden
büyük paralar kazanan, karlılıklarını arttıran, risklerini yöneten birçok marka var. Bu kültür yavaş yavaş, yani ben 20 senedir aynı şeyi söylüyorum. Şimdi daha az tonalitede söylüyorum. Çünkü çok kişi bunu duydu, uygulamaya başladı. Ama hala söylüyorum 20 sene önce söylediklerimi. Yavaş yavaş oturacak bu kültür. Yani daha hızlı oturuyor. Ama gidecek yolumuz biraz daha var diyorum. Var. Evet, siz ne eklemek istersiniz Gürkan Bey? O zaman ben Aslı Hanım'ın bıraktığı yerden alayım. Şöyle bir ismini hatırlamıyorum sadece. Bir konferansta dinlemiştim. Hani şey veremiyorum, kredit veremiyorum. O yüzden kusura bakmasın. Şöyle bir örnek vardı veriyle ilgili. Ozzy Osbourne'la Prens Charles karşılaştırması vardı. Belki biliyorsunuzdur. Şimdi veriyi konuşuyoruz. Evet. Erkek, aynı yıl doğumlu, aynı bölgede yaşıyorlar. Aynı ülke vatandaşı, aynı okuldan mezunlar. Eğer siz bu dört veriyle iki personaya da aynı pazarlamayı yaparsanız, şimdi veri evet veri, ama şimdi bugün baktığımızda Türkiye'de bu iki müşteri profilde aynıdır. Değil mi Aslı Hanım? Siz daha çok görmüşsünüz evet. Bu sektör. Şimdi ben kilo olarak Ozzy Osbourne'a muhtemelen bir SMS atsam ya da bir izinli pazarlama yapsam hiçbir tepki vermez. Ama benim müşteri evet. Profilim kim? İşte açar, daha klasik giyiniyor diyelim ve benzeri. Şimdi benim aslında veriyle ilgili benim için en böyle somut örnek, bunu hani her toplantıda, ekiplerle yaptığımız toplantılarda da hep söylerim. Yani bu iki müşteri aynı. Veriye baktığınızda neredeyse işte 6 temel verisinin 5'i birbiriyle aynı ama tamamen iki farklı profil. O yüzden kesinlikle Aslı Hanım'ın söylediği gibi hani veri olması değil, bu veriyi nasıl işliyorsunuz? İşinize nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bununla ilgili? O müşteriyi gerçekten tanıyor musunuz? Yoksa çok standart bir profillemeyle demin dediğim Ozzy Osbourne'la Prens Charles aynı mı sizin için? Aynı pazarlamayı mı yapıyorsunuz? Bunun bir kesinlikle doğru bir düzleme oturması lazım. Burada daha gidecek yorumumuz olduğunu düşünüyorum. Yani bu işi yapan firmalar için tabii ki işin kanuni tarafında çok ciddi cezalar var zaten. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Ama bence en büyük problem müşteri tarafında. Az önce söylediğim gibi müşteri artık ne istediğini biliyor. Yani artık kimden reklam almak istediğini. Şimdi eski geleneksel reklam ve pazarlama dünyası zaten televizyon izliyorduk. Televizyonda o anda bize bir reklam gösteriliyorsa onu izliyorduk. Orada bir seçme şansımız yok. Ama bugün işte e-ticaret sitelerine girdiğinizde bile cookie'lerinizi bile artık seçiyorsunuz. Buralar takip etsin, buralar etmesin. Buradan reklam gelsin, buradan gelmesin. SMS pazarlamada da böyle. Ben hiçbir firmadan reklam almak istemiyorsam o bana ne vaat ederse vaat etsin. Artık bende her gelen bildirim onun için negatif etki yaratır. Bir kere bence firmaların en önce bunu gözden kaçırmaması gerekiyor. Yani kanun, ceza ve benzeri konular evet ciddi bir yaptırım zaten. Regülatif konularla ilgili bir problem yok. Ama bence en büyük problemlerden bir tanesi müşteri nezdinde çok ciddi itibar kaybettiriyor bu konu. Yani ben bir firmadan iletişim almak istemiyorum ama o firma ısrarla bana gönderiyorsa, yani ben kendim bireysel yorum yapayım. Yapacağım varsa bile oradan alışveriş yapmam. Ya da hizmet alacağım varsa bile almam. Bunu defaten de deneyimledim. Söylediğim de oldu. Bence firmaların en dikkat etmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yine söylüyorum. Hani ceza zaten olur ve benzeri. Buradan da bazen gözden de kaçabilir ceza. Çünkü çok büyük bir insan ve veriden bahsediyoruz. Bazen kaçabilir ama müşteri bunu kaçırmaz. Yani müşteri o firmayı mutlaka cezalandırır. Ben izinsiz veride ve işte doğru olmayan, doğru veri için ilk örneği vereyim. Veriyi doğru kullanma noktasında. İzinsiz veri tarafında da bence müşterinin firmayı cezalandırması bir firmanın başına gelebilecek en kötü şey diye düşünüyorum. Evet, söylediğiniz örneği de buldum bu arada. Ekranda. Biraz doğum tarihlerine kadar aynı işte ve burada demiş ya personellerle alakalı problemlere ve insanların karşılaştıkları zorluklarla alakalı oraya yoğunlaşmak gerek demiş. Onu da paylaşalım. Yani Prince Charles ve Ozzy Osbourne yazınca direkt bir şey çıkıyor. Güzel bir örnek oldu. Ben de sayenizde vermiş oldum. Ozzy Osbourne'u bilmeyenler olabilir. Ben de çok severim. Metal, heavy metal sevenler yakınlar müzisyendir yani kendisi. Ben ama yani aynı okulda okuduklarını falan bilmiyordum. Bugün de
Böylece bu programları o yüzden seviyorum sevgili dostlar. Genel kültürümüz artıyor. Bu bilgileri sonra gidiyorum. Başka bir yere satıyorum. Vay diyorlar, nereden biliyor bu kadar şeyi? İşte Gürkan Bey gibi, efendim söyleyeyim, Aslanım gibi böyle değerli konuklar sayesinde şu şeyimizi daha da arttırıyoruz. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi zamanımız azalıyor. Zaman su gibi akıp gidiyor. O yüzden biraz hızlanacağım. 2-3 sorum daha var. Onları da araya sıkıştırmak istiyorum. Sizleri hazır bulmuşken yeni Osborne bilgileri almak istiyorum böyle. Aslanım, bildiğim kadarıyla mobil devle ortaklaşa projeler yürütüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz tam olarak? Biz orada da bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi biz şirketlerin özellikle müşteri tarafındaki dijital dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. Bu arada da bunu yaparken de tabii bütün anlamıyla dijital dönüşüm yaptığımız için verinin tam uyumlu olması, verinin doğru olması, güncel olmasını yapıyoruz ve sonrasında da en büyük çıktığımızda call to action dediğimiz kampanya ve iletişimlerin yapılarak şirkete geri dönüşleri sağlamak. Bu bağlamda da biz pazarda bulunan birçok firmayla çalışma fırsatımız olduydu ilk dönemlerde ve ondan sonra bir gün yolumuz Ozan Beylerle kesişti. İlk önce ben patronla tanıştım. Ozan Bey'in düşünce yapısı, işe bakış tarzı, proje yapışı o kadar bana benziyordu ki biz bayağı sohbeti açtı. İş konuşmayı bırakıp 2,5 saat hiç unutmuyorum bizim ofiste hani Türkiye'deki işte CRM ve iletişim pazarını falan kurtarmak için çeşitli projeler geliştirdik kendi işimizin dışında. Ondan sonra bir iki markada ben mobil devi önerdim. Ve orada projeleri yapmaya, dijital dönüşümleri yapmaya başladık. Sonra ben özellikle KVK tarafında yeni şirketimle yol alırken kanun ve çeşitli hukuk bürolarıyla da bir arada çalışırken hep Ozan Beyler de bizle birlikte hareket ettiler. Ne yazıyorsa kanunda, birebir şirketlerin menfaati için neyi yapabilirler, ürünlerini nasıl tam uyumlu hale getirebilirler. Epey çalıştılar ve hani insan emeğini çok severmiş. Ben de epey bir know-how verdim mobilde de. Ve baktım ki hakikaten istediğim gibi bir ürün çıktı. Gönül rahatlığıyla markalara götürüp, çünkü danışman olarak bir firmaya gidip bununla çalış demenin ciddi bir yükü var. Rahatlıkla baktım ki önerebiliyorum. Ve ondan sonrasında da çorap söküyor gibi geldi. Birçok markada birlikte hareket etmeye başladık. Ve platformlarını birçok markamızda CRM tarafında CRM çözümlerini entegre olarak kullanıyoruz. Şu an aktif olarak herhalde 20-30'un üstünde markada çözümleriyle ilerliyoruz. Biz Kiyalı'da da aynı şekilde alıp götürdüğüm markalardan biriydi. En sonunda Cookie ile ilgili bir ürünleri var. Sağ olsunlar teveccüh ettiler, ürünü getirdiler, gösterdiler, feedbacklerimi aldılar, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye. Böyle bir yolculuğumuz var kendileriyle. Devam ediyor. Şey gibi de anlaşılıyor, reklam veren bir background falan vermiyorum. Yani sevmedim mi de sevmediğim ürünlerini de söylüyorum. Bak bu işe yaramıyor diye biliyorlar da ondan sonra. Ama özellikle IVT tarafı gerçekten iyi giden bir ürün. Yani hakikaten tam uyum sağlayan bir ürün müşteri tarafı için. Ve kendileriyle birçok özellikle iletişim tarafında, izinli pazarlama tarafında yapıyoruz. Sadece o değil, biz şeyi de istiyoruz onlardan ve görüyoruz. Raporları da alıyoruz. Yani sadece şey gibi düşünmeyin, KVK tarafında uyumlanması, izin alınması, verinin izinli tutulması vesairesi değil. Çünkü yaptığımız her iletişimin sonunda ben raporları isterim. Çünkü sonra biz kendi verilerimizle karşılaştırarak markalara neyi ne kadar doğru yaptık, ne kadar ilave ciro yarattık ya da direkt ve indirekt geri dönüşler var. Onları gösterebilmek için. O tarafta da çok istediğimiz tarafta geliştirme yaptılar, güçlüler. Hani kullanmayan markalar varsa onun da altını çizeyim, alabiliyorlar iyi raporlar. Değil. Gürkan Bey, sizin tarafta teşekkür ederim. Sizin tarafında izin ve veri tabanı hizmeti ve iletişim yönetim sistemi konularında hizmet aldığınızı biliyorum. Ile alakalı da galiba bir şeyiniz var. Bu hizmetler size ne tip kolaylıklar sağlıyor? Hayatınızı ne kadar kolaylaştırıyor? Onu sorayım size de. Mobillerden aldığınız bu hizmetler. Şimdi ben az önceki müşteri dediğim şapkamı çıkarıyorum. IT şapkamı takıyorum. Mobilde bize bir kere
Entegrasyon deyince bizde bir kere bir böyle bir tüyler bir diken diken oluyor IT tarafında. Niye? Çünkü Niye? ya böyle çünkü Türkiye'de bir şey var. Her yerde olduğu gibi ortak dil problemi var. Yani entegrasyon aslında çok kolay bir şeydir ama kimse o ortak dili konuşmak istemeyince çok zorlaşır. İşte bu İYS konusunda, işte İVT konusunda. Mesela İYS'de biz sektör arkadaşlarla, sektördeki arkadaşlarla çok konuştuk. Yani ben kendi adıma mobilde ve burada hani çok hem teşekkür ederim. Ben de çok müşteri odaklı yaklaştılar. Biz yaklaşık 4-5 yıl oldu yolumuz kesişeli mobilde. Hani o günden beri ben şunu diyebilirim. Çok da tartışmışızdır bu arada. Aslı Hanım dediği gibi yani yolda hep bunlar oluyor. Her şey böyle güllük gülistanlık asla değil. Ama önemli olan çözüm odaklı olması. Yani ben evet Ozan Bey'in de işte orada Bülent Bey var. Bülent Bey'le de yaptığımız sohbetlerde hiçbir zaman sorunu büyütmek değil. Yani nasıl çözeriz? Hep beraber buna odaklandık. Bizim hayatımızı şöyle çok kolaylaştırdı. İYS diye bir bilinmez vardı bizim için. Sadece bizim için değil, sektör için bir bilinmez vardı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Birileriyle konuşuyoruz ama ortada bir somut bir şey yok. Yani bir buzdağı var, bir şeyler gözüküyor ama muhtemelen o buzdağının altında kalan asıl büyük iş vardı. Ve nitekim de öyle oldu, ortaya çıktı. İşte mobilde bize mesela tam burada imdadımıza yetişti. Yani dediler ki tamam biz bu işi yaptık. Sizinle sadece şu noktada konuşacağız. Biz bu konuyu çözüyoruz dediler. Ve hani vaatlerini de yerine getirdiler. Bence en mühim olan şey şu, hani söylemek değil, söylemi eylemle de tasdiklemek. Yani evet bunu yaptık ve eylemle de bu tasdiklendi. Yine aynı şekilde hani KVKK geçiş dönemlerinde işte İVT konusu, işte burada çünkü bazen gözden kaçabilir. Siz ne kadar veriyi yönetseniz bile bir de bir, o izinli veri tabanı bir ortak veri tabanı konusu var. Buradaki yaklaşımları da çok iyiydi bence bizim için. Çünkü bir ortak havuzda bu veriyi toplayacaklarını ve buradaki sorumluluğu üstleneceklerini de söylemişlerdi. Bu da çok her firmanın yapmayacağı bence ve yapmadığı bir şeye taşın altına ellerini koydular diyebilirim o noktada. Ve bizi çok ciddi bir yükten kurtardılar. Ben hani hem bu yayın vesilesiyle yani ben de aslanım gibi söyleyeyim. Hani zaten memnun olmasam hani çıkmayı kabul etmezdim. Çünkü açıkçası burada söylediğiniz bir şey bir şekilde sektörde bir referans noktası da kabul ediliyor. Hani yarın bugün karşısına çıkamayacağımız bir sözü de söylemek çok doğru değil diye düşünüyorum. Hani bu kadar uzun yıllar bu işlere emek vermiş insanlar olarak. O yüzden beni diğer hani, işin entegrasyon ve süreçsel anlamında çok rahatlatıyor mobilde. Şu anda biz bu arada işte GDPR ülkelerinde izinli veri toplamaya başladık. İlk ülkemizdeki rolloutumuzu da mobil devle yaptık. Çünkü orada da her ülkede bu tarz operatörlerle çalışmak çok kolay değil. Bunun yerine biz buradan teknoloji ihraç edelim dedik. Bunu da Ozan Bey'le oturduk. Yani biz çünkü Kiyalan'ın IT ekibi olarak da teknolojiyi de buradan ihraç etme tarafındayız açıkçası. Çünkü ana ülke biz sektörümüz. Biz oradaki iştiraklerimizle de teknolojiyi biz götürelim. Şimdi yıllardır global firmalar getiriyor. Bu sefer de biz götürelim oraya diyoruz. Biz şimdi mesela Romanya'da mobil devle beraber izinli veri toplamaya başladık. Entegre bir şekilde ve GDPR'a uygun bir biçimde. İnşallah bunu tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yani bizim bulunduğumuz bugün Almanya, İtalya ve benzeri ülkelerde yayabilirsek burada da güzel bir başarı hikayesi çıkacağını düşünüyoruz. Bu gururlandık ya, ne kadar güzel. Bunları böyle bas bas bağırmak lazım. Yani yurt dışına da biz bir hizmeti ihraç ediyoruz. Geçen gün bir televizyonda şey konuşuluyordu. İhracat rakamları, ithalat rakamları. Ya, ihracat artıyor diyoruz ama ithalat daha da fazla artmış. Dış ticaret açığı. Ben dedim ki kendi kendime, yani konuşurlarken dedim ki ya bizim katma değerli ürünler ihraç etmemiz lazım. Böyle yani fiziki olmayan işte dijital ürünler, ya işte şimdi mobil devin dediniz ya, oradan buradan aldık oraya götürdük, şimdi inşallah mobil devde Romanya'sından başlar Amerika'sına kadar artık her Allah ne verdiyse her ülkeye girsin istiyoruz. Hem mobil dev başta olmak üzere bütün teknolojiyle uğraşan markalarımız, çünkü bu ülkeye döviz lazım, döviz şart. Dediğiniz gibi yabancı firmaların şeylerini kullanıyoruz, işte buraya geliyor işte bir sürü farklı farklı işler yapan yazılımlar, aplikasyonlar. Neden buradan da böyle onlarca, yüzlerce, binlerce hizmet çıkmasın ki? Çok değerli markalarımız var. İnşallah bunların örneklerini görürüz. Şimdi son böyle 5-6 dakikaya girdik. Hızlıca böyle cevaplar alacağım. Böyle kısa kısa. Ayrı ayrı sorular sorayım bu sefer. Aslanım size sorayım.
SMS'le alakalı. Bu arada Ozan Bey, Ozan Bey diyorsunuz. Ozan Bey'le buradan sevgilerimizi gönderelim. Ozan Özgür Erdoğan. Kim bu Ozan Bey diyecekler? Mobil Dev'in kurucu ortağı. Buradan el sallayalım. Bizi izliyorsa Ozan Bey'de. Selamlar. Bilmeyenler olabilir. Şimdi Aslanım size şunu sorayım. SMS son dönemin yükselen yıldızı. Yani firmalar hem mevcut müşterilerle iletişimi arttırabiliyor, etkileşimi arttırabiliyor. Hem de yeni müşteri getirebiliyor. Satış imkanı sunabiliyor. Ne söylemek istersiniz? Size onu sorayım. Gürkan Bey'e başka bir şey soracağım. Artık mobil hayatlardan bahsediyoruz. Ben şey diyorum, yeni bu döneme CE dönemi diyorum. Connected. İnsanlar hep birileriyle connect, yani online ve connected durumdayız. Evet, CE diyorum. O yüzden de cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yani her şeyi şu küçücük alete sığdırmış vaziyetteyiz. Yani o yüzden SMS, e-mail evet ama SMS çok daha etkin kullanılıyor. Geri dönüş oranları vesaireye baktığınız zaman da çok daha hızlı. Ve insanların birden fazla e-maili var, istediği gibi değiştirebiliyor. Ama doğruluk, tekillik anlamında GSM numarası neredeyse yani kimlik numarası gibi bir şey oldu. Onun üzerinden de veri tekilliğine gidiyoruz. O sebepten dolayı giderek artan bir SMS dünyası var. SMS, MMS ve WhatsApp'tı. WhatsApp'ı da ne olur yatsımayın ve orası da biliyorsunuz yeni dönemde, yeni yılda dünyada başladı. Türkiye'de adım adım geliyor. Bir satış pazar noktası haline geliyor. Oradan da şirketler kendi hesapları üzerinden satışlarını gerçekleştirebilecekler. Ve bir SMS WhatsApp entegrasyonu da olacak. O yüzden teknolojinin dayanılmaz gücü ve online olmanın yani connected olmanın dayanılmaz gücünün bir çıktısı SMS. En hızlı neredeyse WhatsApp'tan sonra en hızlı iletişim noktası olduğu markalarla ve giderek de ucuzluyor. Şimdi bu, bir de bu gerçeği var. Marka açısından. Giderek de maliyet olarak da ucuzlamaya başladı. Bir şeyi ne kadar çok kullanırsanız maliyeti düşer ya. Aynı mantık. Doğru. Müşteri edinim oranı, müşteriyle iletişim oranı bakımından baktığınız zaman birim fiyat olarak tabii ki hani çok düşük bir orandan bahsetmiyorum. Ama bütün bunlarla karşılaştırdığınızda en kayda değer, en doğru yönetilebilecek bütçe noktasında SMS çıkıyor karşımıza. O sebepten bu gittikçe önemli. De artıyor. Bütçe bu dönemde önemli. Şimdi Gürkan Bey hani böyle bir şey vardır ya hep kadınlar ne ister falan. Müşteri direktörüsü. ben soruyu sormayacağım. Onu sorarsak yanarız yani. Müşteri deneyimi direktörü olarak siz. Efendim şunu sormak istiyorum. Müşteri ne ister? Ya ben şöyle az önce bir konuya bir noktayı koyayım aslında. Çok da süremizin sonuna geldik de. Hani bizim ihracat yapmamız var. Gerekiyor dediniz ya. Ham madde yarım hamile olmayan ürünler ihraç etmemiz lazım. Bir kere demin işte ihracat artıyor. Aynı anda ithalat da daha fazla oranda artmasının sebebi bu aslında. Yani ham madde yarım hamülü olmayan ürünleri ihraç edebilirsek bu söylediğiniz noktaya galiba gireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi İnşallah. Müşteri ne ister? Bir de Aslan'ın söylediğine şöyle bir ekleme yapayım. Biz de bu arada şu an WhatsApp'ı da çok aktif kullanıyoruz müşteri tarafında. Hatta yurt dışında da kullanıyoruz. İşte robotlarla kullanıyoruz. Yani direkt olarak bir robot müşteri hattımız var ama bu chatbot değil yani interaktif yapabileceğim bir RPA teknolojisiyle kullanıyoruz arka tarafta. WhatsApp'ın bile bugün maliyeti SMS'ten fazla aslında. WhatsApp'ın evet. da büyük bir maliyeti var. Biz çünkü orada büyük sayılara baktığımızda bazen bedavaymış gibi gözüküyor ama değil. Ciddi bir bugün itibariyle çok ciddi maliyeti var. Onun da düşmesini bekliyoruz. İnşallah. Yani SMS hala en ucuz iletişim kanalı ve tepkisi en şey olan. Yani müşteri ne ister? Müşteri bence bizim yaptığımız incelemelerde ya da bize göre müşteri bir kere sorunsuz bir deneyim istiyor. Yani firmayla iletişim kurduğu herhangi bir noktada illa bu alışveriş yapmasına gerek yok. Yine az önce veri toplamada söyledim yani öncesi sırası ve sonrası alışverişte de öyle. Öncesi sırası ve sonrasında ve hatta daha sonrasında çünkü alışverişte birkaç tane daha sonrası olabiliyor. İşte ilk önce firmayla ilk temas ettiği noktalar. Web olabilir, mobil olabilir. Az önce söylediğim gibi bir WhatsApp hattı olabilir. Çağrı merkezi olabilir, canlı WhatsApp hattı olabilir.
tüm bu kanallarda bir kere sorunsuz bir deneyim istiyor. Alışverişini yaptığı anda bir problem yaşamak istemiyor. Yani e-ticaretten aldım ben. İşte bir, demin de söylediğiniz gibi 250'nin üzerinde satış noktamız var. Buralardan ürünü teslim almak, buralarda işte bizim müşterimiz için tadilat hizmeti alması, ürünü teslim alması, iade etmesi, değiştirmesi, buralarda bir sorun yaşamak istemiyor. İşte sonrası dediğim yine işte tadilat yapmış olabilir ya da ürünüyle ilgili bir problem yaşamış olabilir. Burada da hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyor. Bence artık yeni müşteri bir kere gerçekten ne istediğini çok iyi biliyor. Burada çok dikkat etmemiz lazım biz markalar olarak. O yüzden müşterimize en sorunsuz şey, yani demin az önce veride söylediğimiz gibi çok 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 hizmet vermek önemli değil. İşte o da var, bu da var, bu da var çeşitlendirmekten ziyade mevcut hizmetleri kaliteli ve sorunsuz uçtan uca o müşteri yolculuğu dediğimiz kısmı sorunsuz yaşatmak önemli. Oralara daha fazla nokta koymak tabii ki bazen çok kıymetli ama var olan noktaları sorunsuz işletmek bence daha kıymetli diye düşünüyorum. Müşteri bir kere en önce bunu istiyor. Bir de müşteri pandemiyle birlikte galiba biz hepimiz bir hızla ilgili de bir takıntıya da girdik. Özellikle bu işte anında teslimatlar, 5 dakikada teslimatlar, 30 dakikada teslimatlar bize her anlamda bu hızı gerektiriyor. Yani bundan pandemiden önce 2-3 günlük kargo süreleri ki biz çok hani niş bir şey yapıyoruz. Yani bir insanın e-ticaretten, Kirlo'dan gömlek aldığında çok acil bir ihtiyacı olmadığını varsayıyoruz. Hani böyle bir acil ihtiyacı varsa fiziksel noktaları niye biraz daha keyifle, hani biraz daha böyle zevk için aldığını varsayıyoruz ama burada bile artık 2 günlük kargo süreleri çok uzun gelmeye başladı müşterilere. Çünkü bir alışkanlık var, bir yeni normali var müşterinin. Yeni normali 30 dakikada teslimat, ne aldığından bağımsız. Ve müşteri bunu istiyor. Biz bunu pandemide çok gözlemledik. Müşterilerimiz işte offline mağazalarımız kapalıydı ama online mağazamıza çıktı. Yani diyorsunuz ki hani pandemi herkes evde kapalı. Ya müşteri telefon açıp 2 gün oldu benim takım elbisem geldi. Ya ama giyemiyorsunuz zaten. Hani kapalıyız, hani sokağa çıkma yasağı var. Önemli değil. O artık o müşterinin normali. O onu, o deneyimi hızlı yaşamak istiyor. Onun giyip giymemesi, alıp almaması hiç önemli değil. Zaten aldığında giyemeyecek çünkü bir tadilat süreci var bunun. Hani erkek paça yapılacak ve benzeri bir süreci var ama önemli değil dediğim gibi. Müşteri artık yeni doğrusu ve yeni normali bu. Bunu doğru kabul edip buna göre hareket edip bütün süreçlerimizi yeniden optimize etmemiz, bu müşteri beklentilerine göre bütün süreçlerimizi sürekli bir iyileştirme çalışmasında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de böyle çalışıyoruz. Leyla Hanım, bizi tabii şu anda YouTube'dan izleyenler olduğu gibi Twitter, Twitch, Facebook ve LinkedIn gibi kanallardan da izleyenler var. Aynı anda 5 tane farklı mecradan yayınlıyoruz. Leyla Hanım'ın 2 sorusu olmuşan bir tanesini yayınlayayım. Zamanımız biraz açtık. Demin WhatsApp'tan bahsetmiştiniz Gürkan Bey. WhatsApp maliyeti nasıl oluyor demiş. Açıklar mısınız demiş. Güzel bir soru. Ya WhatsApp'ın kendi sitesinde de var bu arada. WhatsApp Business mesaj gönderme maliyetlerine bakarsanız. Çünkü regional olarak değişen bir maliyeti var. Hani her ülkeye göre özel bir fiyatlandırması var. İlk 1000 mesaj için karşılıklı, yani kurumun başlattığı ya da müşterinin başlattığı diye ayrılıyor onlar da bu arada. Onun direkt WhatsApp'ın sitesinde var. Kurumun başlattığı mesajlarda bir maliyeti var mesaj başı. Sonra o aynı kişiyle 24 saat tekrar iletişim kurabiliyorsunuz ücretsiz. Müşterinin başlattığında da bir maliyeti var. 0.01 ve 0.03 dolar sent diye hatırlıyorum ama yanlış. O maliyetleri değil de aslında şey soruyor bence. Niye hani WhatsApp hep bedavadır ya, ben size WhatsApp göndersem bedava. O business olduğu için mi paralı oluyor diye soruyor herhalde. Yani evet, kurumsal diyor zaten, hani bazı süreçleri sadece WhatsApp Business da veriyor. Bu bahsettiğim işte robotik süreçler ya da müşteriyle etkileşim kurabileceği süreçleri. Bunun içinde oluşturduğu bir maliyet var. Herhalde WhatsApp en sonunda para kazanabileceği bir şey buldu diye düşünüyoruz yani. Hani yıllardır arıyordu. Aynen öyle. Bu arada selam üstümüzde kalmasın. Mesut Bey size selam göndermiş Saten Tekstil'den. Jüride tamam. Hanım da keyifli ve çok da yararlı bir sohbet oluyor demiş. Evet valla böyle iki tane konumuz güzel güzel, ne güzel konuşuyor değil mi? Bir sürü şey öğrendik, bir sürü şey aktardılar. Daha bir saat daha yaparız yani de ama şimdilik keseceğiz.
Şimdi efendim çok teşekkür ederiz. Bu arada bir şey daha aktarayım. Demin de söylemiştik, yayının başında kaçanlar varsa linki de yayınladık. Yukarılarda göreceksiniz. Bugün bu ekranda gördüğünüz linke tıklarsanız ki yayında yayınladık, yukarılarda göreceksiniz. Mobil Dev'in YouTube kanalına abone olanlara bir %15'lik bir sene sonuna kadar abone olduğunuzda IVT'de bir indirim olacak. Kaçırmayın derim. Şimdiden en azından kontrol geçin. Çok değerli bilgiler aktardınız. Çok yoğun bir dönemde zaman ayırdınız. Sonsuz teşekkürler. Biz de size teşekkür etmek için bir bağışta bulunduk sizin adınıza. Türk Eğitim Derneği'ne ikiniz adına bir bağışta bulunduk. Yayından sonra sertifikalarınızı e-mail'e göndereceğim. Türk Eğitim Derneği bilmeyenler varsa rica ederiz. Ben teşekkür ederim. Vesile olduğunuz için. Ankara Koleji başta olmak üzere 100'e yakın okulu var Türk Eğitim Derneği'nin. Ve maddi durumu olmayan, iyi olmayan ama başarılı olan çocuklarımıza burs veriyor, eğitiyor. Bazen diyorlar ki işte ne olacak bu memleketin hali? Vallahi memleketin hali bence çok güzel olacak. Daha 100. yıla seneye gireceğiz. Bir ay sonra daha 2023. Daha çok genç, daha çok yolun başındayız. Ama gençlere yatırım yapmak lazım. Eğitime emek vermek lazım. Para ayırmak lazım. Bütçe ayırmak lazım. Bazen de işte oradan buradan beklemek de olmuyor. Bizler elimizin taşın altına koyacağız. Bazen diyorlar ki işte Murat Beyciğim ben işte diyorum 65 yaşına geldim. Şimdi kendimi hayır işlerine adadım. 65 yaşını beklemeyin efendim. Şimdi başlayalım. O gençlerimize destek verelim. Ondan sonra da bir 20 sene 30 sene sonra da böyle Datça'da vardır ya hayalimiz. Datça'da yazlıkta arkamıza yaslanıp oh be ne güzel oldu ya. Ne güzel oldu ya. Gençler fırıl fırıl cayır cayır. Bugün işte 2-3 markamız yurt dışına giderken binlerce markamız yurt dışında o gençler sayesinde olacak. O yüzden de emek vermek lazım. Bu bağışları da bazen diyorlar ki 50 lira 100 lira ne olacak? Vallahi de billahi de çok şey oluyor. Orada çok değerli insanlar var. Bu paraları çarpı 3 çarpı 4 değerlendiriyorlar. Bu ve bunun gibi vakıflarda. Türk Eğitim Derneği olur. Koruncuk Vakfı olur. O yüzden emek verelim. Eğitime, gençlere destek verelim diyorum ben. Evet. Çok konuştum. Bakayım başka. Aslanım size teşekkür gelmiş. Şimdi çok teşekkür ederim. Ben bilmiyorum size de ayıp olmasın. Aslanıma çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Efendim inşallah bir fiziki etkinlikle de artık fizik etkinlikler de başladı. Yani bu anlamda inşallah bir fizik etkinlikle de beraber oluruz. Bu değerli bilgileri orada da dinleme şansına erişiriz. Bizler Mobil Dev'de bizim ekiple Ankara'ya gideceğiz gelecek hafta. Ankara'da çok güzel bir ekiple e-ticaret sohbetlerine olacağız. Ankara'da bizi izleyen dostlar varsa 6 Aralık akşamı saat 19'da 21 arası Kozon'da olacağız. Kozon Ankara'da. İnşallah orada da görüşmek üzere diyelim. Efendim sizleri uğrayacağız. Şimdiden iyi hafta sonu diliyorum. Var mı efendim planlar haftanın için? Yok valla buralardayız. Ya ben hazır şeyken söyleyeyim. Biz ilk home mağazamızı açıyoruz Ankara'da. Ben de Ankara'da olacağım yarın. Kilo olarak yeni bir segmentimiz daha oluyor. İlk home mağazamızı Ankara'da açıyoruz. Etlik'te. Dinleyenler varsa çok da bekleriz. Süper. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Harika. Tebrikler. İnşallah güzel gider. Her şey beklediğinden daha iyi gider diyelim. Sizleri uğurlayacağım. İzleyen seyircilerimiz ayrılmasınlar. Finali beraber yapacağız. Gürkan Bey ve Aslan'a şimdiden elveda diyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Valla ne kadar güzel bir program oldu ya. Son zamanlarda yaptığım en güzel programlardan bir tanesiydi. Bilgiye doydum valla. O kadar çok bilgi aldım ki sevgili Aslı Demet Şarman anlattı. Gürkan Taşkaran anlattı. Valla böyle bu programları bazen sonradan yine izliyorum, notlar alıyorum. Şimdi çok konsantre bir şekilde dinlemek için elime kağıt kalem almadım. O yüzden de çok çok teşekkür ediyoruz bu yoğun tempolarında. Biliyorsunuz şimdi Black Friday bitti. Yılbaşı dönemi başladı. Aslı'nın danışmanlık verdiği onlarca marka var. Gürkan Bey zaten Kırlı'da, onun müşteri deneyimleri, teknik taraf verken çok çok yoğunlar. Bu yoğun tempoda bir saatlerini bize ayırdılar. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. İkinci teşekkür Mobil Dev ailesine. Bizlerle sizleri buluşturan, burada olmamızı sağlayan, Mobil Dev pazarlama sohbetlerine katkıda bulunan Mobil Dev'deki dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Program esnasında yayınlamıştık efendim. Bir indirim kodumuz vardı.
O indirim kodunu kullanarak da %15'lik bir indirim kodu. Ya Murat Bey ben görmedim, kaçırdım falan diyorsanız da ekrana getireyim. Bakayım bulayım onu. Evet ekranda şu anda. YouTube kanalına abone olursanız %15'lik bir indirim var. İzin yönetimi sistemiyle alakalı. Onu da kaçırmayın derim. Ve son teşekkür efendim. Her zaman olduğu gibi sizlere. Bu programları yaparken bazen diyorsunuz ki ben çok program yapıyorum. Ya işte fiziki gibi olmuyor. Görmüyorsun, etmiyorsun. Vallahi ben herkesi görüyorum. Artık öyle alıştım ki sağda solda hepiniz bir yerlerdesiniz. Çünkü o enerjiyi hissediyorum. Buradan yazdığınız iki cümle, gönderdiğiniz selam, bir yazdığınız teşekkür mesajı, bir el sallamanız bile bana çok büyük bir enerji veriyor. O yüzden de ben sanki bir büyük bir kalabalık salonundaymışız gibi o hissiyatla bu programları yapıyorum. O yüzden de her zaman söylediğimiz gibi başımızın tacısınız. İyi ki de varsınız efendim. Gelecek hafta, iki hafta sonra tekrardan Mobil Dev Pazarlama Sohbetleri'nde görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum efendim. İyi hafta sonları.